Işık yoğunluğunu ve rengi ayarlama. Işık yoğunluğunu ve rengi içeren ışıklarla ilgili bazı temel seçeneklere bakılacaktır. Efektin görselliğini daha iyi hale getirmek için kamera görüntüsünde aktif gölge bir kez daha aktif hale getirelim. Spot ışığını seçelim. Işığı biraz yukarı sürükleyelim. Modify'e gelin. Yoğunluk ve renk gibi bazı temel parametrelerle oynanabilir. Sağ tarafta Intensity, Color, Attenuation yani yoğunluk, renk, inceltme isimli bir açılır menü görüntülenmektedir. Bu menü açılır. Menüde ışığın gücünü temsil eden Multiplier yani çoklayıcı değeri görünmektedir varsayılanı aslında birdir. Daha önce bununla biraz oynanmış ve değeri değiştirilmiştir. Bu yüzden varsayılan değeri olan 1'e geri çekelim. Tekrar edilmelidir ki bu fotometrik değer değildir. Gerçek dünyadaki ölçülerle hiçbir benzerliği yoktur. Sadece gelişi güzel bir değerdir. Eğer multiplayer değeri 0.5'e ayarlanırsa bu yoğunluğu azaltır. Active Shade penceresinden de görülebilir. Eğer 2'ye çıkartırsak, ışık çok yoğun olacaktır. Tam olarak patlamış denebilir. Genel olarak bunun gibi standart ışıklandırma kullanıldığında, tüm ışıkların tüm multiplayer değerleri genellikle 2.0'ı geçmeyecek şekilde olmalıdır. Sınırlılıklar değişebilir. Fark edileceği gibi sahnede 10 tane ışık varsa, Hepsinin multiplayer değeri 1 ise nerede oldukları önemli değil ama sahne patlayacaktır. Bu pek istenen bir durum değildir. Bu sebeple değer 1.1 gibi bir rakama ayarlayalım. Yanında ise bir renk paleti bulunmaktadır. Şu anda sahneye beyaz ışık verilmektedir. Renkli ışık kullanılmak istenirse buradaki renk paletine tıklayın. Gerçek zamanlı güncelleme yapılacaktır. Renk kırmızı olarak belirlenirse active shade görüntüyü günceller. Böylece istenilen renk uygulanabilir. Burada mavi ışık var. Renk değeri biraz daha mantıklı bir değere çekelim. Saturation'ı daha da azaltalım. Yoğunluk ve renk hakkında bazı temel noktalar bunlardır.